Buna bir bakalım, buna bir bakalım. Tamam, buna bir bakalım. Doktorlar dizilerdeki doktor sahnelerini izliyor. Ben bu tarz konularda doktorların tepkilerini çok merak ediyorum. Hani gerçekten doktor oldukları için, mesela biliyorsunuz bizim Türk dizilerinde steteskopla herhalde öyle okunuyordu. Allah'ım umarım öyle okunuyordur. Kalbine falan baktığı için genelde hastaların veya buldozerle göğüs kafesini açmaya falan çalışıyorlar. Öyle şeyler var. Bakalım o tarz sahnelerde var mı? Hatta şuraları biraz geçelim ya direkt. Bakarak yorumlamanızı Aynen, başlayalım. isteyeceğiz sizden. İlk olarak Türkiye'nin en meşhur doktor dizilerinden birisi olan Doktorlar dizisinden 4 tane sahnemiz var kısa kısa. Oldukça başarılı bir ameliyat olmasına rağmen ciltteki geniş defekten dolayı primer kapanmadı. Flap Kapan. kaydırarak ancak yarıyı kapatabildik. Çok güzel. Ağzı biraz Yani dönmekte zorlanmış dış dünya ile ama. şah damar arasında ince bir deri tabakası mevcut. Göz göre göre bir kadın aldı. Bunu izlemedik bu arada. Biz doktorlarla alakalı başka bir şey izlemiştik Tepki Kolik'te. Doktorların şehir efsanelerinin videosunu izlemiştik. Bunu izlememiştik. Anlatılmasına yardım ediyorsun. Bana bakın Arslan Bey. Eğer Ahmet'e kötü bir şey yaparsanız şah damarımı patlatıveririm diyeceğim. Şu an var ya bu sinir gülüşü bu arada. Bu içten gülmüyor yani. Şah damarı değil, benim aklıma direkt şey geldi. Bir video izlemiştik hatırlıyorsanız 25 saniyelik, 10 saniyelik pardon. 40 yıldır sıçamayan adam böyle birdenbire bir sıçıyor, bum diye doktorun üzerine gidiyor. Hatırladınız mı o videoyu? Daha çok o sahneyi andırmış ya. Bu ne lan? Geri gitme. Hocam, şeytan filmindeki kız kusma sahnesi gibi olmuş. Buyurun hocam, söz sizde. Yani ne Efsane diyeceğimi ya. bilemiyorum ya. Şöyle söyleyeyim, böyle bir damar patlaması aslında mümkün. Damar zayıfladıysa dışında böyle bir baloncuk olur. O baloncuk sürekli burada da esasında yapmışlar. Atıyor ya, cildi bir zaman sonra inceltir. En ufak bir çarpmada etmede hakikaten böyle sanki bomba patlamış gibi patlar. Ama şunu söyleyeyim, tabii hani hasta bu kadar rahat olmaz. Hani şuur kaybı çok hızlı olur bu kadar kan kaybında. Hani konuşmaya etmeye devam edemez ama doğru. Onu kaybediyoruz. Tansiyon ve kalp ritmi alınamıyor. Bir ampul ek. Bu nasıl bir doktor gözlüğü ya? Benim böyle gözlüklerim var lan. Nefim ver. Ben de diyordum ki insanlar neden bu gözlüğü takınca bana tip tip bakıyorlar. Meğerse doktor gözlüğü takıyormuşum, ameliyat gözlüğü. Çabuk. Al şunu. Bir kere zaten sterilite gitti orada. Maske el gitti. Gözlük tutuldu. Ve korkarım hala ameliyata devam ediyor. Nabzı. Hadi hadi çabuk. Oh, gözünü burnunu tuttu. Bu da zaten yani. Oh, şimdi ameliyathane kısmına mı geçtik? Oh, hastaya dokunuyoruz. Yani o odada kebap yenilmediğinden bile şüpheliyim. Kardiyak masaj dediğin şeyde kaburga kırılması gerekir. Doğru düzgün masaj yapacaksan. Yani şöyle tık 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 bekle. Tık 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 olmuyor öyle. Sağlam basacaksın. Kaburgaya o zaman kırman gerekiyor. Hasta yatıyor ya böyle. Evet. Bir kere sert bir zeminde olması lazım. Sen üzerine çıkıyorsun ve şöyle elinin içiyle bastırmaya devam ediyorsun. Dolayısıyla esasında iman tahtası denir ya şuna. Evet. İman tahtasıyla sert zemin arasında kalbi sıkıştırıyorsun ki pompa gücü olsun. O yüzden. Ulan bir şey söyleyeceğim. 1 gram bir şey anlamıyoruz hiçbirimiz. Ama nedense dinliyoruz ya. Fark ettiniz mi? Ben hiçbir şey anlamadım. Hey, aklıma şey geldi. Hani hep öyle bir şaka vardır ya. Bak gel göstereyim. Bizim chatte de şey yazıyorlar. Aynen öyle. Doktor doğru söylüyor. Vay be. Burada ne yapıyorsun? Bak doktor değilim ama bu hareketin yanlış olduğunu düşünüyorum.
Bu bazen işe yarayabiliyor. Bazen evet, bazen insanları öldürmek konusunda işe yarayabilir. Bu gördüğümüz tek yumruk. Tek yumruk normalde kalbi çalıştırmak için kullanılabilen bir şeydir. Duran kalpte kaburgayı kırmak uğruna kalbi çalıştırmak için vurursunuz. Kalbin üzerindeki göğüs vay be kemiğine yapılan ani... Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Buradan bütün doktorlara seslenmek istiyorum. İnsanlık hali olabilir. Yarın bu ses kaydını alın bu arada. Yarın bir gün eğer bir trafik kazası olur, başka bir kaza olur, geçirirsem ve ameliyat haneye beni götürürseniz lütfen kaburgalarımı, kalbimi çalıştırmak uğruna kaburgalarımı kırmayın. Beni bırakın, ben orada öleyim. Vallahi bak şaka yapmıyorum. Ben orada öleyim. Ani bir baskıyla kalpte böyle bir zıplatıp bazı zaman etkili olabiliyor. Ama kaburgalarınız da kırılıyormuş. Doktor hanımın söylediğine göre. Bunlar da işte bak işte o abi bu işte bak gömlek böyle. Bunun dışarıda ve şey olduğunu düşün. Rüzgar da esiyor falan diye düşün. Bir de böyle hafiften böyle dizüstü etek falan olursa en ideal doktor tiplemesi budur. İnsanda bütün düşleri alevler, ateşler abi. Her duyduğunuza inanmayın. Belki de kıskandıkları için öyle söylüyorlardı. Ya. Merhaba ben Kader. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Uymanız gereken 5 kural sayacağım. 1. Boşu boşuna yalakalık yapmayın. Çünkü sizden nefret edeceğim, siz de benden. Bir şey söyleyeceğim. Gereksiz agresif değil mi büyük doktor abla? Hemşireler size çağrı bırakacak. Her çağrıya koşacaksınız. Vardiyanız şu anda başladı. Nöbetçi mi? Ve 36 saat sürecek. 36 saat azalabilir, onu söyleyeyim sizler size. Sizler asistansınız. Yani şimdi kıdemli asistanlar... Bu yüzden asla soru sormayın. Agresif oluyorlar falan diyormuş böyle. Güzel bir şekilde. Düşünsenize. İyi olabilirdi aslında ya. Metin abi iki tane ninja cini göndermiş. Çok teşekkürler Metin abi desteğin için. Çok çok sağ ol. İyi ki varsın. Ayrıyeten yayınıma da hoş geldin. Muhtemelen şu an gitmişsindir diye düşünüyorum. Ama yine de kalbimiz seninle. Bazen böyle davranabilir. Çünkü burada sizler sorulara cevap vermek için varsınız. Bu da böyle davranılıyor mu hocam? Yok hocam, böyle davranılmıyor. Bu çok nazik bir üslup o. Getir lan onu oradan bana şekli. Cerrahlar birbirlerine neşelensinler diye. Zaten günlük konuşmaları küfürlüdür. Getir lan onu oradan şeklinde. Yani küfür değil, argo ya. Gerçi lan argoya falan, gerçi başka şeyler de söylüyordur. Belki doktor abimiz söylemiyordur. Başlar. Getir lan şu kanı falan diye böyle. En son bir doktordan kan almıştır birisi. Hemşireye şey diyordur doktor. Lan siktir şu kanı getir falan diye. Böyle konuşmalar yapıyorlar mıdır acaba ya? O ineği düzgün vur. Amına koduğum falan. Tövbe tövbe. Her yani ben o... Hastayı öldürseydim falan. Oradan bilmem nenin şeysi şeklinde devam eder. Asistanlık dönemimde blok nöbet... Bu arada bu nasıl doktorların birbirini motive etmesi ya? Küfürle motive ediyorlar birbirlerini. Tutup 48 saat. Üzerine 14 saatte mesaiye devam ettiğimi biliyorum. Tıpta özellikle cerrahi branşlarda gerçekten askeri hiyerarşiye benzeyen bir şey vardır. Yani her zaman o ekibin bir başı vardır. O söz hakkı onundur. Kıdemliniz ne derse yapmak zorundasınız. Askeri kurallar vardır. Yani bildiğiniz asker gibi emir sorgulanmaz, itaat edilir. Zaten genel cerrahi hani 8 asistan başlıyorsa 4'ü bitirir. Olay şey çok zor olduğu için değil, cerrahi çok zor olduğu için değil. Hani cerrahi asistanlık çok zor olduğu için. TIPSS işlemi başarısız olmuş. Vah vah. Ne demek bu? Ben bunun anlamı şu. Doktor abi de anlamamış. Bizi söyleme, bize gerek yok herhalde. Biz hiç anlamadık. Özofagus transeksiyonuyla beraber anastomoz... Aklıma şey geldi ya. Geçen yaptığım videodaki Türk filmindeki doktor sahnesi geldi. Mölütüs, malafatus kırılmış falan, tövbe tövbe. Ve devaskülerizasyon yapmam lazım. Abi ne anlatıyorsun? Kadın tip tip bakıyor, ev hanımı muhtemelen akşama kadar yemek yapıyor evde. Transseksoks falan bir şeyler söylüyorsun. Kadın da üzülüyor, anlamış gibi orada.
Anastomoz ve devaskülerizasyon yapmam. Baba bir yerlerden bulmuşlar bunu. Aspirat. Anam bu ne? O ne, ciğer mi? Akciğer galiba. Bir gazlı göz mü? Neresi burası? Ciğer, akciğer mi? Tepsiyi getirin. Gazlı bez unutulmuş. Evet. Gazlı bezin ne işi var orada? Tahminen 5 sene önceki ameliyattan kalma. Ameliyat sırasında hocam hastanın içinden 5 sene önceki ameliyattan kalmıyor, gazlı bez çıkıyor. Bu olası bir şey mi? Olabilir. Ütopik değil bir şey unutmak. Çünkü diyelim ki bir hasta kanadı. Kanın revanın içine zaten hani dalıyorsun. O anda elinde işte hani gazdı, petti, ne varsa hani sokuşturuyorsun. Kanı durdurmaya çalışıyorsun. Onu istiyorsun, bunu istiyorsun vesaire. Hani o kalabalık içinde o kanla bezenmiş olan gazlı bez hani bir köşede gerçekten kalabilir. Normalde bunları alet ucunda basıyoruz. Bir kanamaya müdahale edeceğimiz zaman bir aletimiz var. Sonra aletle birlikte hemşireye veriyoruz. Ama o sırada o aletten kaçmış olursa ve orada kalırsa artık bir daha onu görme şansınız bile yok. Öyle de güzel unutulur ki o kan rağmen. Bu arada bir şey fark ettim. Üç doktor da her konuda birbirleriyle aynı fikirde bu arada, fark ettiniz mi? Profesyonellik böyle bir şey herhalde. Yani şu an dördüncü bir doktor olsaydı ve başka bir şey söyleseydi, ben o başka bir şey söyleyen doktordan şüphelenirdim acaba doğru bir şey söylüyor mu diye. Üçü de aynı fikirde ya. Unutulur. Allah Allah. O kahraman içinde eğer sayıyla sayarak koyuyorsun gazlı bezi. Eğer sayıyı tutturamazsan ya da yanlış koyarsan ya da saymazsan oradaki o kahraman tablosu içinde senin o gazlı bezi ayırt etmen mümkün değil. Yani tostun kenarından kağıdını yemiyor musun bazen? Yiyorsun, gözünden kaçabilir. Hemşire, ameliyathane hemşiresi baştan girerken ameliyata bütün gazları sayıyor. Onlu demetler halinde. Diyor ki ben 50 tane gaz demetiyle girdim. Sen mesela diyelim ki kapattın hastayı ama eksik çıktı mesela diyor. Ya boş ver ya, gazlı bez kalsın ne olacak ya? Düşünsenize telefon kalıyor içinde. Çok saçma, farkındayım ama bazı komedi filmlerinde oluyor ya. Ameliyat bitiyor. Adamı veya kadını kapatıyorlar. Sonra adamın veya kadının içinde telefon sesi geliyor, biri arıyor. Falan, şimdi onu bir daha anasını satayım. Bisiklet mi lan bu? Bir daha aç, telefonu çıkar, bir daha kapat falan, ooo. Diyor ki hemşire eksik çıktı diyor. Etrafa bakın diyorsun, hani yerde orada çöpün içinde kalabilir falan. Bulamazsan tekrar açıp hastaya bakıyorsun. Ha, nadir durumlarda insan hatası olabilir mi? Olabilir. Oluyor mu? Oluyor. Nadir ama olabiliyor. Hocam süper kahraman filmleriyle aranız nasıl? Süperdir abi. Süper kahramanlara bayılırım hocam. Fantastik hiçbir şey izlemem ben. Hocam niye ya? Kısıtlı vaktimizi daha anlamlı şeylerle geçirmeyi tercih ediyoruz. Şimdi bir Marvel filmi olan Doctor Strange filminden bir sahne. Ha, onu izledim. İzledim onu. İlk önce bir ameliyata giriş sahnesi var. Sonra daha fantastik bir sahnesi. El yıkama doğru abi. Ha, güzel yapmışlar. Ha, bak bu böyle hocam. Aynen. Ah, burada golü yedi. Eldiveni kendi takabilir ama zaten hani maskesini ellediği için orada zaten her şey bitti. Hiçbir şey giymeden önce o maskeyi biz bağlar, sonra ellerimizi yıkamaya başlarız. En ufak detayı görüyorsunuz değil mi? En ufak detayları bile nasıl görüyorlar ya? Vallahi ben 3 doktoru da çok sevdim bu arada. İnanılmaz detayları görüyorlar ya, inanılmaz detayları. Elleri o anda steril. O dakikadan itibaren hiçbir şeye dokunmaması lazım. Maskesini elledi ya. Evet. Her şeyi çıkaracak, yeni baştan yıkanacak ve yeni baştan giyinecek. Şu ufak falso bile bu filmden beni soğutur. Ben bitti, orada artık seyretmem bunu. Hocam şimdi biraz daha soğuyacaksınız. Biraz daha soğumaya hazır olun. Bıçaklandım. Kardiyak tamponat dediği kalp boşluğunun içerisine kan dolmakta. Bunu yapmak mümkün. Açacaksın, kanı boşaltacaksın. O zaman hastayı kurtarabilirsin. Ama bu normal bir hasta değil yani. Bir de o açıdan bakmak gerekiyor. Yani Doktor Strange'den bahsediyoruz. Büyü falan yapıyor yani. Çatıdan çatıya atlıyor. Normal bir insan değil bu. Aynı beyin kanaması gibi düşünün. Kalbinle bıçağı almış ama o bıçak direkt kalbin içine tam girmemiş. Perikard dediğimiz
etrafındaki zarı. O zarın içine kan dolmaya başlamış. Kesesinin dışına çıkamadığı için kalp kendi kanında boğulmaya başlıyor. Buna perikard tamponadı diyoruz. Şimdi ne yapacak? O zarı kesip o kanı boşaltırsa kalp tekrar çalışacak aslında. Sanki kalbi bıçaklanmış da onu kurtarıyor değil. Yoksa masanın üstünde bunu yapamaz. Fakat tamponat bu kadar hafif geçmez ama bu da zaten Doktor Strange yani. Evet. Ha kesinlikle. Bak katılıyorum Doktor abiye. Ya Doktor Strange yani adam. Normal biri değil ki. Diyecek bir şey bak 40'a inmiş. Of adam çıktı be abi işte bu. Buna bayılıyorum abi. Adam şimdi dışarıdan kendini izleyecek. Niye neyle bıçakla vallahi bilmiyorum. Bıçak gibi bir şey herhalde. Ne yapıyor şimdi? Bir şey mi enjekte ediyor? Öbürü de geldi. Yok, bu kadarını kalbim götürmeyecek. Galiba sahneyi hatırlıyorum. Bunlar DVD'si çıktığı zaman ben DVD'sini alıp iki kere üç kere daha seyrediyorum. O zaman anlayabiliyorum bazı sahneleri. Bunu seyretmemişim. Bunun DVD'si ya çıkmadı ya pahalıydı almadım. Bazıları çıkışta 39 lirayla falan başlıyor. Heh, bas abi. Ulan doktor bile alamıyor be bir DVD. Bas. Defibrilatör. Elektrik verince kalbin frekansı tekrar geri döndü. Voltaj yetmedi, biraz daha ver diyor. Çok iyi ya. Bu birazcık fantastik. Fantastik şey canım yani hani bunun da büyüsünü bozma kardeşim ya. Değil mi? Evet. Yani evet hani adam güzel çekmiş yani. Evet. Şimdi bu film esasen... Bence de katılıyorum ya. Bazı şeyleri de ciddiye almadan izlemek gerekiyor. Fantastik bir film yani. Doctor Strange çok güzel bir filmdir. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok rahatsız edici değil benim açımdan. Neden? Çünkü baştan aşağı fantastik olduğu için burada doğru düzgün bir şey beklemiyorsun. Yani sanki gerçekmiş gibi çekilen bu diziler, filmler falan filan bunlar daha rahatsız edici doğrusu. Zaten gerçeklik aramıyoruz. Tabii aramıyorsun. Bu fantastik film. Hocam Kurtlar Vadisi'ne geldik. Oo, bak onu da seyretmedim hocam. O mesela içimde uhde kalmış olan dizilerden ve filmlerden bir tanesidir. Ben onu bir türlü... Bu doktorlar Polat Alemdar'ı görse muhtemelen kafayı yerler ya. Adamın bulunduğu yere bozuk atıyorlar, adamın yani burnu bile kanamıyor. Bunu seyredemedim. Makineyi çek. Selami acele et. Burada boneler daha iyi yalnız, farkında mısınız? Ahu. Benim CD'yi çal. Prodüksiyon paraya kıymış, en güzel boneleri almış. CD. ameliyatlarda müzik dinliyoruz gerçekten. Evet, onu soracağım. Yani evet. Konsantre olmak için. Ama müzik dinleniyordur, şey dinlenmiyordur herhalde. Gangsta rap dinlenmiyordur yani. Ben seni şöyle yaptım, sen beni şöyle yaptın, seni vuracağım falan değil de. Daha böyle öyle. Müzik mi açıyorsun? Yok yani vakit geçsin diye. Kulakları çınlasın. Sevgili abim, yani ismini vermeyeceğim çünkü anlaşılır. Tamam. O televizyon açtı. Abi. Oh. Tabii. Kolon ameliyatında bir yandan televizyon. Sahnede ne biliyor musun? Sabah vakti orada revi gibi bir şey çıkıyordu. Ama nasıl biliyor musun? Şiir gibi ameliyat ediyor. Bir yandan ulan diyor şunlara bak diyor. Sonra dönüyor küfrediyor abi. Ameliyat sahnesi böyle olur. Yani klasik müzik açtırtmazsın genellikle. Evet. Sana o şey yani teskin edecek bir şey yok abi. Orada gerilimin dibindesin. Adrenalini salgılatacak bir şey açman lazım aslında. Ulan dediğimin tam tersi çıktı ya. Adrenalin müzikleri açıyorlarmış. Devam et abi. Ne açmış bakalım? Benz. Kızım üç elim yok. Tut şunun ucundan. Tövbe tövbe. Oh, maske gitti. Herhalde dönmeyecek bir daha ameliyata cerrahımız. Hocam kafasına alkol döküyorlar şu an. Yine de hocam bak şey. Oo açtı maskeyi abi bak. Şimdi of içine de uha. dök üstüne. Ama bol dök. Nasıl ya? Avuç. Makas.
İkidir kör makası veriyorsun. Adam gibi bir şey var. Kör makası. Bak bu da olur. Şey sinirler gerilir yani. Sinirle gerilir böyle alırsın atarsın falan. Vallahi. Tabii. Cerrahın şanındandır o. Ulan biz doktorluğu şey zannediyoruz böyle. Mütevazi, herkesin birbirine saygılı olduğu, hiç gerilmeyen, sıfır küfrün olduğu. Buradaki doktor abiler ameliyatta müzik açıyormuş. Doktorlar arasında küfürleşme inanılmaz yaygınmış. Ameliyat esnasında sinirler gerilip bardak, çanak, tarak, işte makas, bıçak her şeye atılıyormuş. Oğlum ben hiç böyle bir şey beklemiyordum lan bu arada. Hani gerçekten çok değişik bir şey bu arada. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Cerrahlık bomba imha ekibi gibidir. Orada kırmızı teli keseceğine mavi kesersen hasta ölür. O yüzden çok çok stres yaşıyorsunuz. Hani bilmeyenler bilsinler. Mesela bir ameliyat çok mu uzun sürüyor? Ameliyat uzun sürebilir abi. 5 saat. 5 saati bir fiile opera etmeyebilir. 2 saat çalışır, dinlenmeye yarım saat çekilir. O sırada hasta uyumaya devam eder. Başında birisi olur, birileri olur ya da o sırada başka bir aşamasına geçilmiştir. Ekip dinlenir. Ama alkol döküldüğünü görmedim. Yani kolonya versen belki olur da. O zaman mucize doktora geçiyoruz hocam. Aa. Mucize doktordan ilginç. Ama hiç izlemedim sahne. Eyvah. Şimdi dur bakayım. Ali bir şey söyler misin? Ay, o ne? Bak ısısını değiştiriyorsun. Ceyhan hocam. Ay bu çok iyi. Geldi işte. Elime geldi. Hissediyorum. Ya neyi hissediyorsun? Bir parçalama. Orta hepatiklerden başlıyor. Falciform ligament boyunca atılan bir kesik segment 3'e bağlanmamızı sağlar. Evet. Anladım. Pıhtıyı orada bulup açacağız. Tamam. Sen bul ben çıkarırım. Şimdi tıbbi terim gibi söylenen şeyler tamamen saçmalık. Kalbin, ciğerin anatomisinde öyle bir şeyler, şunlar bunlar yok. Şu anda ben bunu fazla bile seyrettim. Evde olsam kapatmıştım. Tamam, sen bul ben çıkarırım. Ne yapıyor? Hocam yoğun kenarında bir ameliyat yapıyorlar şu an. Bunu gördük. Bakayım ne götürüyor? Kokoreç gibi bir şey. Ya yemin ediyorum almışlar kasaptan 1,5 kilo ciğer. Dizi sahnesi çekiyorlar. Adım gibi eminim şu sahneden sonra şu boşlukta şu... boş alanda mangal yapıp yemedilerse hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey, ciğeri dışarı mı? Öbürü de balık mı yıkıyorsun? Ay ne bu? Açıyorum. Oh. Çıkarıyorum. Ya bir şey söylemiyor. Açıyorum. Çıkarıyorum. Oradaki pıhtı değil de şu an benim kalbime bir pıhtı atıyor olabilir yani. Gerçekten çok kötü bir sahneymiş bu. Kanül yapmak için pipete ihtiyacım var. Pipet var mıdır? Ne, emecek mi? Benim de aklıma o geldi ya. Abi sen o pipeti nereden buldun? Kahve pipeti mi o? Ay, bu çok iyiymiş be. Kapat abi topla gidiyoruz. Solüsyon? Bence açmışken motorda da şey falan var mı? Ona da baksınlar. Meme falan yapmış olabilir. Hadi. Hakikaten kötüymüş olay. Oluyor mu? Yani bravo diyeceğim. Çok olağanüstü bir durum. Takdir ettim. Vallahi yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Baştan aşağı saçmalık. Dışarıdan bakarak karaciğerin içindeki pıhtıyı görüyor. Öyle bir taşınma mümkün değil zaten de. Hani dışarıya alıyor. Kaportanın üstüne koydu ya. Evet hocam sıcak. Sıcak kaportanın üzerine koydu bu arada ya. Naylondan baktığınız... bir organın içinde pıhtı olup olmadığını anlamak da oldukça yani Süpermen görüşleri falan gerektiren bir şey yani böyle. Asteril şartlarda bir organın torbasından çıkarılması, kaput üzerinde bir müdahale yapılması, yapılan teşhisin mümkün olmadığı. Neresinden başlayayım ki yani baştan bir tane tutarlı tarafı yok. Bu arkadaşımız için yalnız özel bir PR çalışması yaptılar. Sürekli gündemde tutuyor ya da benim işte açtığım zaman cep telefonunu haberlerden bir tanesi muhtemelen o çıkıyor. Şu an geriye dönelik baktığım zaman anlam farklı yöne kayıyor. Bu pandemi için bazı şeyleri acaba önden dizi olarak mı bize şey yapmaya başladılar şeklinde. Çünkü bu dizinin orijinalinde bu şaka değil. Çünkü baktım bunlara. Güney Kore dizisi bu. Evet doğru. Pandemiyle bitiyor. Dünya çapında salgın çıkıyor. Öyle mi? Tabii efendim. Mucize doktorun mucizelerinden biri budur zaten. Çok enteresan. Bazı şeyler işte böyle. Evet. Yaşarken yaşadığını hissetmek dediğim bu zaten. Can you give a little oxygen here?
Şimdi ameliyata hazırlanılıyor ve anestezi veriliyor. Anestezistler aynı şeyi söylüyor. Bu şekilde 7-6. Hatta çocuğun biri demiş ki anesteziste, ben sana demiş aşık oluyorum galiba. Çocuk küçük, 8-9 yaşında. Niye? Seni her gördüğümde bayılıyorum demiş. Ulan hiç anestezi olmadım bu arada ya. Hiç olmadım ya. Yok lan, oldum herhalde ama hatırlamıyorum. Neyse, yarın bir doktora gideyim de bana bir anestezi yapsın, beni bir bayılsın ya. Nasıl bu yaşımda hissetmek istiyorum o duyguyu. Maskeyi niye çıkardı? Entübe mi edecek acaba? Evet. Tamam, entübe ediyor. Şu ana kadar hiç fena gitmiyorlar bence. Bu şey soruyor, göze niye hocam bant koyuyorlar? Çünkü şey, gözler eğer açık kalırsa kurur. Am I supposed to be able to still hear you, Mary? Wrong, Jack. Ha, bunu bir şey olarak hatırladım galiba. Bu bir film sahnesi, evet, sanıyorum. Anesteziden adam anesteziden sonrasında, ama bu oluyor bazen. Yani uyudu zannediyorsunuz, uyumuyor. Hakkında böyle konuşurken vay ne kadar da adi herifmiş falan şeklinde. Onların hepsini duyuyor ama bir şey yapamıyor. Evet. No, 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 no! Ay ben kan göremem. Bu olabilir. Aynen oluyor bu arada ya bu. Aynen bu oluyor. Hocam şöyle, peki, bir bilgi vereyim size. Her yıl 25-30 bin hastada bu vaka yaşanıyormuş ve buna anestezik farkındalık deniyormuş. Efendim esas olan o değil. Esas olan yaşarken yaşadığının farkında olabilmek. Evet. Mesela o benim için daha önemli. Çok kötü bir şey yalnız ya. Ben etrafta bakıyorum insanlara. İnsanlar öyle bir kafada yaşıyorlar ki bunlar acaba yaşadığını fark edebiliyor mu diye bakıyorum. Bu doğru değil. Anestezistin arkasında, yanında monitör var. Uyandığı anda o zaten monitörde görebiliyor. Şimdi anestezi sırasında bir hastayı uyutucu ilaçlar verilir. Bir de kaslarını gevşetici, paralize edici ilaçlar verilir. Hastanın her türlü hareketini bloke eder. Ama bir şekilde eğer hastanın buna karşı bir direnci varsa bu sırada uyanık kalmak mümkün. Anestezideyken farkında olmak tabii kötü bir durum ama yaşarken farkında olamamak kötü bir durum. Evet. Tamamen kurgu. Uyanırken bu oluyor. Çünkü uyanırken dozu bilerek düşürüyorlar. Çoğu kişi o sırada duyuyor. Sonra da diyor ki ben sizi duymuştum. Bizim geçmişte bütün ameliyatı duyduğunu bize ameliyat sonrasında anlatan hastalarımız var. Hadi be. Söylediklerinizi birebir tekrar edin. Tabii. Ama acı duymuyorlar. Hocam geldik birazcık daha komik, birazcık daha goy goy sahnelerimize. Önce bir Yeşilçam sahnesi. Nasıl, daha başlamamış mıydık? Ünlü tatlı sahnesi. Oo tamam. Kolunuzu sıvayın. Bu sahneyi hatırlıyorum. Bunlar gerçek doktor değillerdi. Abla izlemiş ya. Bunu biliyorum abi. Ay ay. Dur hop bak, gözünden anladı adamın kim olduğunu. Siz doktor değilsiniz. He işte be yavrum, şirin öyle tutulmaz diyor. Var. Siz doktor değilsiniz, şırıngada hava boşluğu var. Dur hop bak, gözünden anladı adamın kim olduğunu. Siz doktor değilsiniz. He işte be yavrum, şirin öyle tutulmaz diyor. Var. Ondan sonrası zaten süper abi. Tak 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 tak. Tak gidiyor. Siz doktor değilsiniz. Şırıngada hava boşluğu var. Çok iyi ya. Hiçbir doktor hava olan şırıngayı hastaya vurmaz. Şırıngada hava olursa ne olur? Ne demek o? Hava embolisi olur. Yani hava belli miktarın üzerinde olursa felce kadar yol açabilir. Son olarak hocam, Kalp Atışı dizisinden bir sahne izleyeceğiz. Kalp Atışı. Da, o da romantikmiş. Açılın. Ha bak, bu sahneyi seyret. Vallahi bunu hatırlıyorum. Evet, yani durdu. Yerde olan birinin nefesine baktı. Gözüne baktı. Çabuk koş. Hadi koş. Matkabı da getir. Oha. Matkap mı? Matkabı ne yapacaksın?
Matkabı da getir gelirken. Matkap mı? Hadi koşsana, kafatasında hava birikmiş. Oh işte. O da cevabıdır abi. Bunun akan şey sümük değil, omurun eksiz. Olabilir yani. Yani evet. Kafa travmasında olur. Kafa travmasında da hava olur beyinde ama... Ama matkapla açmayacaktır herhalde. Matkapla müdahale etmiyorsun. Bu pembe gömlekli abi aşırı güzel dalga geçiyor ya. Böyle anlatıyor anlatıyor sonra şey diyor. Matkapla müdahale etmiyoruz tabii ki. Kafasını delmem lazım. Basınca düşürmezsek ölecek. Hocam mat... Yalnız oyunculuk çok kötü ya. Öyle böyle değil. Çok kötü ya. Kap. Nasıl, gerçek matkap mı o ya, ben anlamadım. Evet, hocam. Orta hattan 3 santim yana. Hava kabarcığının tam üstü olması lazım. Herkes de bakıyor. Bir de bizim milletin böyle seyretme şeysi vardır. Biraz da kan sıçratsalarmış sağa sola. Ha tamam, oldu. Nabzı normale dönüyor. Tamam, tamam. Oldu. Matkabın gücü kardeşim. Oh. Helal be. Burada söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Yani bunları tokatlamak lazım. Böyle durumlar vardır savaşlarda. Askerin kafasını bu şekilde açarsınız, kurtarırsınız. Doğru. Kesinlikle katılıyorum. Hatta bazı durumlarda savaş esnalarında, yani mesela şey falan vardır. Askerin bir yeri yandıysa kurşun falan dökerler üzerine. Ya da ne bileyim, kurşunu önce bıçağın üzerine dökerler. Daha sonra ateşte onu kızartırlar iyice. Daha sonra o kızarmış bıçağı ateş o yanan yere, işte parçalanan yere koyarlar ki kan dursun diye. Ama bunlar hani çok ofansif örnekler ya. Sahra hastanelerinde, ama onlarda bile çok daha düzgün koşullarda yapılır yani. Böyle olmaz tabii. Genel olarak hocam nasıl buldunuz filmlerde, dizilerdeki bu sağlık sahnelerini? Baştan aşağı yanlışlarla dolu. En azından benim midemi bulandıracak kadar büyük hatalarla dolu. Herhalde bunlara danışmanlık veren kimse yok. Tamamen film veya dizi olarak izlemem çok zor oluyor. Yani eninde sonunda hatayı görüyorsun ve o bir anda seni gerçek dünyaya döndürüyor. Bir şey. Ama bazı şeyleri de film ve dizi olarak izlemek gerek arkadaşlar ya. Doktor 3 doktor da çok tatlıydı bu arada, öyle böyle değil, çok tatlılar. Yarayı dağlamak denir ona tabii ki, aynen, yarayı dağlamak. Böyle işte kan gitmesin diye, dursun diye bir şeyler yapıyorlar kendi imkanları dahilinde. Bilmeye çalışılıyor aslında, bir mesaj vermeye çalışılıyor ama kolu çok usulüne adamı. Uygun birebir doğru talimat alınmamış. Alınmış talimatlar değiştirilmiş muhtemelen. Biraz gerçekten kopmuş tabii. Bazen bakıyorum ben bunlardan... Pardon, 4 doktor, evet 4. Ziyade Rambo filmleri seyrediyorum. Orada mesela bir tanesi herif oku çıkarıyor içine, baruttan koyuyor, sonra çakıyor, yanıyor falan böyle mesela. Olur mu öyle şey? Olmaz abi yani. Teorik olarak mümkün değildir ama yapmış işte abi. Acısına macısına katlanıyor. Biz de seyrederken gazına geliyorsun, ne yapacaksın yani? Bir şey... Evet. Aa, yaş. Vallahi güzel videolardı.